Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Bakara Suresi 216-218. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada savaşla alakalı bazı meseleleri bize bildiriyor. Şöyle ki, Kütübe aleykumul gıtalu, savaş size yazıldı, farz kılındı. Ve huve kürhul lekum, hoşunuza gitmese de. Gerçekten de savaş insanın hoşuna gidecek bir şey değil. Savaşta kan akıtmak var. Savaşta ülkelerin harap olması var. Savaşta insanların yaralanması var. Savaşta geride kalan nice insanın dul yetim kalması var. Bunlar hoş şeyler değil. Ama bu insanlığın da bir realitesi. İnsanlık tarih boyunca savaştan da kurtulamamış. Melekler Hazreti Adem'in yaratılışı kendilerine bildirildiğinde Cenab-ı Hak tarafından ben yeryüzünde bir halife kılacağım denildiğinde şöyle mukavelede bulunuyorlar. Diyorlar ki, Ya Rabbi yeryüzünde ortalığı karıştıracak, haksız yere kan akıtacak kimseleri mi yaratacaksın? Cenab-ı Hak, ben sizin bilmediğinizi de bilirim diye cevap veriyor. Burada şunu görüyoruz. Demek ki bu insanlar ortalığı karıştıracak. Demek ki bu insanlar kan da akıtacak. Bu durumda zalim yere kan akıtanlar, ve zulmen yeryüzünü fesada verenlere mukabil iyi insanların bunlara anladıkları dilden cevap vermesi lazım. Bu da savaşı zorunlu kılan durumlardan birisi. Yani yeryüzünde zalimler olduğu sürece mazlumlar da elbette bunlara karşı direnebilmeli ve bunlara onların anladığı dilden cevap verebilmeli. Bu açıdan İslamiyet'te savaşla alakalı hükümler de var. Savaşla ilgili şu anda okuduğumuz ayetler gibi ayetler var. Bu bir realite olarak görülüyor. Her ne kadar doğrudan teşvik edilen, doğrudan istenen bir şey değilse de ama bazı durumlar vardır ki artık söz silahlara kalır, başka şeyler biter. Onun gibi savaşı gerektiren durumlarda da savaşın farz kılınması taraf ilahiden bildirilmiş. Her ne kadar hoşunuza gitmese de diyor, demek ki insanın hoşuna gitmez ama bunda bir takım maslahatlar vardır. Bu konuda şöyle örnek verilir. Mesela bir insanın eli kangren olsa, eğer o ele acıyıp da o eli kesmezsek, bu defa kol tamamen kangren içinde kalır. Kol kangren olduğunda kolu kesmezsek, vücudun tamamı bundan zarar görür. Her ne kadar elin, kolun kesilmesi doğrudan iyi bir şey değilse de, ama bir bütün olarak bakıldığında insanın lehinedir. Savaş da onun gibi. Yani bazı şeyler var ki hüsnü bizzat, zatında güzel. Bazı şeyler de var ki hüsnü bil gayr. Yani netice itibariyle güzel. Savaş doğrudan güzel olanlardan değil. Hiçbir selim fıtrat sahibi savaş iyidir, ne kadar güzel işte bak kan akıyor diyemez. Bu insanın tabiatına da aykırı bir durumdur. Ama zalimlere karşı savaş, yeryüzünde adaleti ikame etmek için savaş, yeryüzüne evrensel bir barışı getirebilmek için, her türlü fitnenin kökünü kazımak için savaş, bunlar güzel şeylerdir. Ve asa en tekrahu şeyen, ve olur ki hoşlanmadığınız bir şey ve huve hayrul lekum, sizin için hayır olabilir. Ve asa en tuhibbu şeyen, ve olur ki bir şeyi seversiniz ve huve şerrul lekum, bu sizin için bir şer olur. Vallahu ya'lem, Allah bilir. Ve entüm la ta'lemun, lakin siz bunu bilmezsiniz. Demek ki insanın hoşuna giden bir şey aslında kötü olabilir. Hoşlanmadığı bir şey de hakkında hayırlı olabilir. İşte savaş hoşlanmadığımız şeylerden, ama diyelim bir İstiklal Harbi'ni düşünelim. Yedi düvel tabir edilen dünyanın her tarafından ordular gelmiş. Bu güzel vatanı istila etmişler. Buna mukabil insanların bizi kim idare ederse etsin demeleri elbette beklenemez. Elbette buna cevap verilecektir ve verilmiştir. Veya daha evvelinde hilafet merkezini elde etmek için donanmalarla Çanakkale'den geçerken 253 bin şehit pahasına da olsa onlar geri püskürtülmüştür. Ve bu şekilde tarihe baktığımızda gerçekten tarihe şan veren sayfalar görmekteyiz. Bu sayfaların bir kısmı savaşlarda yaşanıyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de
savaşla alakalı, mesela Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı, Hudeybiye Barışı, bu gibi Peygamberimiz döneminde meydana gelen savaş olaylarına da Kur'an-ı Kerim'de yer verilmiştir. Taraf ilahiden bunlar anlatılmıştır. Demek ki Peygamber Efendimiz dönemi dahil, daha evvelinde ne kadar dönem yaşanmışsa onlar dahil, o dönemlerde savaş olmuş. Savaşlarda bir yanda iyiler, öbür yanda kötüler. Bunlar birbirleriyle mücadele etmişler. İşte evet, savaştan hoşlanmazsınız ama savaş hakkınızda hayır olabilir ve sevdiğiniz bir şey de hakkınızda şer olabilir. Savaşın hayır olabilmesiyle alakalı Bosna Hersek'ten bir misal vermek istiyorum. Bosna Hersek'te bazı yetkililer şunu ifade ettiler ve dediler ki aslında savaş iyi bir şey değil ama bu bizim hakkımızda iyi oldu. Ve artık biz adeta Sırplarla her şeyimizde beraberdik. Adeta onlar gibi bir hayat tarzımız meydana gelmişti. Ama yine de isimlerimiz Müslüman ismiydi. Buna bile tahammül edemediler, üzerimize saldırdılar. Ve onlar bizim üzerimize saldırınca biz Müslüman olduğumuzu fark ettik. Evet, yüz binleri aşan kişi hayatını kaybetti ama şu anda geride kalanlar daha böyle maneviyata sahip çıkmaya çalışıyor, dinine, kutsal değerlere sahip çıkmaya çalışıyor. Demek ki bu tarz başka manzaralarda görülebilir ve bu manzaralar her ne kadar zatında güzel olmasa da netice itibariyle güzel manzaralardır. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ ف۪يهِ Sana şehri haramda, haram ayda savaşın hükmünü soruyorlar. قُلْ قِتَالٌ ف۪يهِ كَبِرٍ De ki, o ayda savaşmak büyük bir vebaldir. Yani Allah'ın koyduğu bir hükmü çiğnemektir. O ayda savaşmak uygun değildir. Daha önce de şehri haramdan bahseden ayetler geçmişti. O münasebetle de bir derece bahsetmiştik. Araplar arasında haram aylar var. 4 ay. Ve bu haram aylarda kendi aralarında savaşmak yasak. Öyle ki birbirleriyle çok şiddetli düşman da olsalar haram aylar geldiğinde savaşa son veriliyor. 4 ay bir ara veriliyor. Ardından dinlenip adeta tekrar savaşıyorlar. Ama haram aylarda savaş yapılmıyor. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Abdullah bin Cahş'ı Seriye komutanı olarak gönderiyor belli bir bölgeye. Etrafı kolaçan etmesi için. Abdullah bin Cahş orada müşriklerden bir gruba rastlıyor. Acaba haram aya girdik mi girmedik mi? Aralarında, kendi aralarında bunu konuşuyorlar. Herhalde girmedik kanaatıyla neticede onlara saldırıyorlar. Bir kişiyi öldürüyorlar. Diğeri kaçıyor ve bunların mallarına el koyuyorlar. Ganimet olarak da Medine'ye getiriyorlar. Ancak diğer taraf bunun bayağı yaygarasını yapıyor ve diyorlar ki Muhammed hem mukaddesattan söz ediyor hem de haram ayın hürmetini çiğniyor. Bu nasıl bir şey? Ve bu noktada Peygamberimizi tenkit ediyorlar. Bu münasebetle يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ ف۪يهِ Bu ayet nazil oluyor. Sana şehri haramda, haram ayda savaşın hükmü nedir? Bunu soruyorlar. Bunu soran Mekke müşrikleri de olabilir. Doğrudan Abdullah bin Cahş ve arkadaşları Ya Resulallah durum böyle böyle oldu, durum nedir şeklinde sorabilirler. قُلْ قِتَالٌ ف۪يهِ كَبِيرٌ Ey Peygamber sen de ki o haram ayda savaşmak büyük bir vebaldir, büyük bir olaydır. Ve saddun an sebilillah ama Allah yolundan alıkoymak ve küfrün bihi Allah'ı inkar etmek vel mescidil haram ve mescid-i haramdan insanları engellemek ve ihracu ehlihi ve orada yaşayan insanları dininden dolayı çıkmaya mecbur etmek, çıkarmak minhu ekber indallah. Bu haram ayda savaştan daha büyüktür. Burada haram ayda savaşın uygun bir şey olmadığına dikkat çekildi. Ama müşriklere bakan yönüyle de onların da dosyasının pek temiz olmadığı ve burada nazara verilen Allah yolundan engellemek, Allah'ı inkar etmek ve Mescid-i Haram'dan insanları alıkoymak ve oranın insanlarını sırf dinlerinden dolayı çıkmaya mecbur etmek, bütün bunlar müşriklere ait birer menfi durum. İşte sizin de böyle halleriniz var. Bu çok daha
vebali gerektiren bir durum. Vel fitne ekberu minel gatil. Yani fitne öldürmekten daha büyüktür. Yani evet, birkaç Müslüman haram ayda böyle bir cinayet işlemiş oldular. Bu büyük bir vebal, bu doğru. Ama size bakan yönüyle sizin şöyle şöyle cinayetleriniz var. Bu Allah katında daha büyük. Buradaki fitne insanları dininden dolayı adeta dünyayı onlara zindan etmek. Dininden dolayı onlara işkence uygulamak. Dininden dolayı onlara baskı kurmak. Bu gibi durumlara fitne deniyor. İşte bu tarzda bir fitne öldürmekten daha büyük bir vebaldir. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ Onlar sizinle savaşmaya devam ederler. Hatta يَرُدُّكُمْ مِنْ دِينِكُمْ an dinikum, ta ki sizi dininizden döndürünceye kadar onlar sizinle savaşmak isterler. اِنْ اِسْتَتَاءُ eğer güçleri yetersem. Yani güçleri yetse dininizden sizi döndürünceye kadar sizinle savaşmak isterler. Burada eğer güçleri yetse ifadesi güçlerinin yetmeyeceğine de bir işaret gibi. Gerçekten de güçleri yetmemiştir. Mekke müşrikleri başta çok kuvvetli görülmüş olsa bile gittikçe Müslümanların sayısı artmıştır. Ve Mekke müşriklerinden de İslam'a girenler olmuştur. Bunun neticesinde Arabistan'da şirkin kökü kurutulmuştur. Müslümanlar tam bir hakimiyetle galip gelmişlerdir. وَمَنْ يَرْتَدِتْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ Sizden her kim dininden dönerse فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرْ Kafir olduğu halde ölürse فَاُولَٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ Onların amelleri boşa gitmiştir. فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَ Hem dünyada hem de ahirette boşa gitmiştir. وَاُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ Ve onlar cehennem ashabıdır. هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Ve onlar orada ebedidirler, daimidirler. Değerli izleyenlerim, dinden dönmek büyük günahlardan bir tanesi. En büyük günahlardan birisi. Ve bir kimse kafir olarak yaşayabilir. Ama Müslüman olduktan sonra dinden dönmesi daha büyük bir vebal kabul ediliyor. Ve bazı mezheplerde mürtedin hakkı hayatı yok. Bu şöyle izah ediliyor. Yani nasıl ki işte bir diyelim uzuv kangren olmuşsa onun kesilmesi lazım. Kesilmediğinde gittikçe bünyeye sirayet eder. Onun gibi İslam'a girmiş ama ardından çıkmış bünyeye zarar veriyor. Bu noktadan hakkı hayatı olmadığını bazı fıkıh alimleri ifade etmişler. Ancak tabii günümüz şartlarında diyelim toplumlar o kadar da %100 İslam toplumu tarzında değil. İdari noktadan da tamamen İslam hükümler uygulanıyor değil. Böyle olunca bu tarz bir hükmün uygulanabilmesi de bugünün şartlarında elbette ki söz konusu değil. Ancak tümüyle İslami kuralların hakim olduğu yerde fıkhi mezhepler arasında fark da var. Bunlar nazara alarak uygulayan, uygulamayan olabiliyor. Ve bir kimse dinden döndüğünde onun amelleri boşa gitmiştir. Ve hem dünyada hem de ahirette boşa gitmiştir. Neticede dünyada kısa bir hayat gelip geçecektir. Ahirette de dünyada yapmış olduğu bazı iyi şeyler varsa bile dinden döndüğünden dolayı bunlar sıfırlanmıştır. Bunlardan bir fayda göremeyecektir. İnnellezîne âmenû iman edenler vellezîne hâcerû ve hicret edenler ve cahedû fî sebîlillâh ve Allah yolunda cihad edenler ulaike işte bunlar yercûne rahmetallâh Allah'ın rahmetini ümit ederler. Yani Allah'ın rahmetini ümit etmek sadece kuru bir ümit meselesi değil. Buna layık olmak lazım. Ve bunun için de iman etmek, hicret etmek, Allah yolunda cihad etmek bunları yapmak gerekiyor. Yoksa kuru kuruya ben müminim, işte ben cenneti ümit ediyorum demek bu yeterli değil. Ahirete iman etmek ahiret için gayreti gerektirir. Allah'a iman etmek Allah'ın emirlerini yapmayı gerektirir. Cehennemin varlığına inanmak, orayı netice verecek amellerden uzak kalmayı gerektirir. İşte cenneti ümit edenlerin de iman, hicret ve Allah yolunda cihat gibi
artı değerlere sahip olmaları lazım. Günümüzde hicret yine kısmen söz konusu. Ülkemize değişik yerden gelen, yerlerden gelen muhacirler bulunmakta. Diyelim Bulgaristan'dan gelenler oldu, Afganistan'dan gelenler oldu, daha değişik yerlerden gelenler oldu. Bu şekilde günümüzde de hicret yine kısmen devam ediyor. Ama bu hicretin hicret sevabını kazandırabilmesi için Allah yolunda olması esastır. Sadece dünyevi bir göç değil, gidilen yere Allah için gitmek, bulunduğu yerde dini yaşayamadığından diğer tarafı tercih etmek veya Allah'ın dinini oralara da yayabilmek için hicret etmek. Bunlar son derece güzel şeyler. Bunlar böyle yapanlar Allah'ın rahmetini ümit edebilirler. Vallahu gafurur rahim. Vallah gafurdur, rahimdir. Cenab-ı Hak bizleri Allah yolunda cihad eden bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.